Herkese merhaba dostlar. Doğru gübreleme ile jakaranda ağacını size göstereceğim. Bu 30 santimli, denize sıfır bir yerdeyiz. Uygun gübreleme ile, bakın yapraklarını ben size göstereceğim. Yapmış olduğum bir hata var. Bunu daha uzamasını sağlamak amacıyla bıraktım. Şu gördüğünüz oburdal secondary olarak çıktı. Ben oradan ekstra güç alsın diye bıraktım. Aslında bunun kesilmesi lazım. Belki bunu çoğaltmak için, şimdi secondary'yi ben çoğaltmak için kullanacağım. Normalde siz yapmayın. 30 santimden gördüğünüz gibi 2 metre boy aldı. Tam 2 metre 40 santim. 1 yıl içinde. Uygun destekle, şekillendirmeyle, bakın primary dalımızı, bakın odunsu gövdeye sahip oldu. Yukarıdaki yeşili yeşilken, bakın ben bağlıyorum. Primary ne olsun? Dikey olsun diye. Bu dünyanın en pahalı ağaçlarından biridir. Her yerde yetişmez. Denize, sahil yakın yerlerde iyi boylanma gösterebilir. Yapraklarından, bakın görüyoruz ne kadar sağlıklı olduğunu. Jakaranda ağacını bilen varsa bu denli. Ekim'in, Eylül'ün neredeyse 20'sindeyiz. Bakın görüyorsunuz sağlıklı. Özellikle fosfor ve potasyum. Bu mevsimde şeyi kestik arkadaşlar. Magnezyum ve potasyuma, kükürte ağırlık veriyoruz. Yine yapraklarından, sürgünlerinden bir eksikliği olmadığını görüyoruz. Belki kamera yanlış gösterebilir ama şu açıdan güneşin gelmediği bir yerden çekersem şu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Normalde bunlar bu kadar yeşil olmaz. Jakaranda ağacı herkes mevsimsel değişiklikten dolayı olduğunu zanneder ama halbuki değildir. Yumuşaktır bir de bunların. Bakın. Mimoza ağacına benzer ancak öyle değildir. Çektikler ötüyor bir yandan, kusura bakmayın. Görüyorsunuz yumuşaktır yaprakları. Bu secondary dalı ben seneye, bu sene kış bahçesinde değil de bundan ikinci bir ağaç elde etmeyi düşünüyorum. Normalde bunun kesilmesi lazımdı dikey uzaması için. Yapmadım. Niye? Fosforu oradan atsın dedim ben. Çünkü aşırı fosfor ve azot yüklemesi yaptım. Bu yeşil dalı bağlamak suretiyle şekil verebiliriz. Bir ağaç yeşilken arkadaşlar, yaşken istediğiniz şekli verebilirsiniz. 2 metre 40 santim bir yılda jakaranda ağacı için hakikaten başarıdır. Yapraklarına baktığımız zaman çok sağlıklı olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili daha geniş kapsamlı bir video çekeceğim ağaçlarla alakalı. Şu an ben oya ağacını espalya sanatı için geliştiriyorum. Bonsai sanatı için geliştiriyorum. İkisini farklı renkleri yan yana koydum. Begonvillerle alakalı video çekeceğim. Ama gübreleme çok önemli. Her ağaç için farklılık arz ediyor arkadaşlar. Bunu bildirmek isterim. Üzüm mesela. Bakın şu üzüm. 30 santimli. Şu an bütün yani gövdeyi kalınlaştırmak istedim. Çünkü bu aşırı fosfor, azot ve magnezyum isteği. Ve bak arkadaşlar, demir. Üzümü bahçeye ektim. Benim zaten çiftlikte bir üzüm bağım var. Söylemek isterim. Üzüm aşırı miktarda demir de istiyor arkadaşlar. Öğrenmeniz için. Ayrı ayrı bir video çekeceğim. Umarım faydalı olur. Ama jakaranda ağacı. Mesela bahçenizde sınırlı yer varsa bu tür ağaçlara önem verin. Mevsimsel şartları daha iyiyseniz mutlaka bahçeniz olması gereken bir ağaçtır. Kamelya ağacı gibi düşünün. Begonviller gibi düşünün. 2.40 güzel bir rakam. Gübreleme şeyini öğreteyim ben size. Biz bunu bahar ayında ektiğimizde 30 santimdi bu. Yaşamayabilirdi. Bahar aylarında bütün ağaçlarınızı, yani büyüme şekline göre böyle bir gübreleme yapmanız gerekmektedir.